Brezilya denince akla gelen ilk şey futbol. Ve tabii ki dünyanın en başarılı takımlarından biri Brezilya milli takımı. Tüm Dünya Kupası organizasyonlarında yer alan sambacılar bu 20 turnuvada 5 kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en iyi takımı durumundalar. Brezilya ayrıca yurt dışına en çok futbolcu ihraç eden ülkelerden biri. Her mevkide dünyanın çeşitli liglerinde yıldız mertebesine yükselmiş o kadar çok Brezilyalı futbolcu var ki milli takıma seçilmiş olmak büyük bir onur oluyor. Bu sebeple Brezilyalılar milli takımlarını kendi dillerinde seçilmişler anlamına gelen Seleção olarak adlandırıyor. Tabii ki birbirinden yetenekli oyuncuların oluşturduğu bu başarılı takımda en ufak bir hata yapan oyuncu fazlasıyla göze batıyor. Hele de bu hatayı kaleci yaparsa. 1950 Dünya Kupası Brezilya'da düzenleniyordu. 16 takımlı olması planlanan turnuvaya hak kazanan 13 takım gelebildi sadece. Ve bu turnuvaya özel bir statü uygulanarak eleme turları yerine final grubu maçları oynandı. Son maç Brezilya-Uruguay. Beraberlik halinde bile kupa sambacıların olacak. Maracana stadında 200 bin kişi karşılaşmayı takip ediyordu. İlk yarı golsüz biterken ikinci yarı Brezilya'nın golüyle başladı. 66. dakikada Uruguay beraberliği yakaladı. Ve tarihe geçecek o 79. dakika geldi. Moacir Barbosa, milli takım tarihinin ilk siyahi kalecisidir. Çok başarılı bir kariyer sonrası Brezilya kalesinin vazgeçilmezi oluyor. Ama o 79. dakikada yediği gol ömrünün sonuna kadar yakasını bırakmayacak. Kapattığı köşeden çok da sert gelmeyen top elinin yanından geçerek gol oluyor ve 2-1'lik galibiyet ile Uruguay Dünya Kupası'nı kazanıyor. Uruguay'ın öne geçtiği golle birlikte 3 Brezilyalı seyirci kalp krizi geçirip hayatını kaybediyor. Maç bitiminde tüm Maracana stadı olduğu yere çökmüştür. Yenilgiyi kabullenemeyen 2 Brezilyalı da stadın ikinci katından atlayarak intihar ediyor. Ülkede 3 günlük milli yas ilan ediliyor. Brezilya Teknik Direktörü Flavio Costa maçtan saatler sonra kadın kılığında stattan kaçırılıyor. Ve o şok havası atlatıldıktan sonra fatura kaleci Moacir Barbosa'ya kesiliyor. Milli takım tarihinin ilk siyahi kalecisi Barbosa vatan haini ilan ediliyor. Evi taşlanıyor, kimse onunla konuşmuyor ve toplumdan izole hale geliyor. Belleklerde öyle yer ediyor ki 1950 yılını yaşamamış birkaç sonraki kuşak bile onu hatırlıyor. Bu olaydan sonra Brezilya milli takım kalesi Dida'ya kadar siyahi kalecilere kapatılıyor. Moacir Barbosa 1993 yılında Brezilya'nın bir maçını yorumlaması için yayıncı kuruluştan davet almıştır. Ama federasyon tarafından maçı yorumlaması engelleniyor. 1994 Dünya Kupası öncesi de milli takımı ziyaret etmek ister ama dönemin teknik ekibi uğursuzluk getirir diye bu isteği geri çeviriyor. Maracana stadı yenilenirken Moacir Barbosa kale direklerini özel bir izinle söküp evine getiriyor. O golün travmasını atlatabilmek için kale direklerini evinin bahçesinde yakıyor. Hayatının son dönemlerinde Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır ama ben ise işlemediğim bir suç yüzünden 50 yıldır ceza çekiyorum der. Barbosa 8 Nisan 2000 yılında hayata veda eder. Cenaze törenine 50 kişi katılır. Ertesi gün medyada vefat haberi Barbosa'nın ikinci ölümü manşetiyle çıkar. Brezilya halkı Moacir Barbosa'nın günahını çok aldığından mıdır bilinmez 64 yıl sonra 2014 Dünya Kupası tekrar Brezilya'da düzenlendiğinde bu sefer yarı finalde Almanya karşısında 7-1'lik ağır bir mağlubiyet alarak yine kendi seyircileri önünde kupayı kazanma şansını kaybediyorlardı.